Değerli mikromobilite takipçileri, bir M-Talks sohbetinde yine beraberiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. B-Zero kurucusu Mehmet Akıncılar bizle beraber olacak. Kendisi mikromobilite sektöründe kurduğu girişimiyle yıllardır abonelik sistemi üzerine bir iş modeli geliştirmiş durumda. Daha sonrasında da şu an yeni teknolojilerle alakalı da bazı çalışmaları mevcut. Bunlarla alakalı da konuşacağız. Kendisini yayına bekliyorum. Evet Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. M-Talks sohbetlerinde sizi görmekten dolayı mutluyuz. İyi akşamlar. Davetiniz için ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, şimdi yavaş yavaş başlayalım. Sizi tanımayanlar için kısaca bize Mehmet Akıncılar kimdir? Biraz bahsedebilir misiniz? B-Zero'nun kurucusuyum. 2017 yılında üniversitede öğrenciyken kendi sorunlarımızdan yola çıkarak B-Zero'yu kurduk. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim. Fizik bölümünde okuyordum. Boğaziçi Bebek'te kurulu ve kampüse sahiptir. Bebek'te çok diktir herkesin bildiği gibi. Yokuşları, Aşiyan yokuşu vesaire. Orada normal bisiklete çıkamayınca elektrikli bisiklet tasarlayıp ürettik ve bunu ulaşılabilir kılmak için, çünkü zira satın almak istediğimizde bunu gerçekten niyetlenmiş olmak gerek. Yani öyle bir deneyim, şu anki ulaşımı çözeyim diye bir seferlik alınacak bir şey değil elektrikli bisikletler. O yüzden bunlara ulaşabilir yapmak için kurum kuruluşlar aracılığıyla bunların paylaşım sistemini geliştirdik. Nedir buradaki kurum kuruluşlar? Bir tane sponsorumuz, örnek verelim. İlk sponsorumuz Vestel'di. Vestel 10 tane elektrikli bisiklet aldı. Biz bir tane aşağı noktaya, bir tane yukarı noktaya iki tane istasyon kurduk. Oradan QR kodla taratıp bisikleti yukarı bırakıyorlardı. İki istasyona böyle bir MVP dediğimiz test sürücüne başladık. Bu noktada 2017 yılının Ağustos ayında kurulduk. Eylül'de açıldı. O zaman mikromobilitede anlamında Türkiye'de herhangi bir girişim vesaire adımı yoktu. Sadece belediyelerin taşeronlar aracılığıyla sürdürmüş oldu. Bisiklet kiralama hizmetleri vardı istasyon bazlı. Onlar da elektrikli değil, aynı zamanda gezi spor amaçlıydı. Biz tamamen ulaşım odaklı bir iş kurduk. Dakika bazlı çalışan bir sistemimiz vardı o dönemde. Dakikası 2 kuruş gibi bir bedele elektrikli bisiklet kiralayabiliyordunuz. Çok aşırı tuttu. Şöyle söyleyeyim, günde 30 kiralamalara çıktı bir günde bir bisiklet. Devasa rakamlara ulaştık. Süreci hızlandırmak için hatta deneysel birçok yöntem de denedik o dönemde. GPS dahil kullanmadan bisikletleri istasyonlara bıraktık. Bu anlamda kamera gözetiminde olduğu için istasyonlarımız, üzerinde de GPS farklı bir takip cihazı olduğundan bisikletlerimiz hiç çalınmadan o 10 bisikletlik test periyodunu tamamladık. Akabinde ses gelmedi. Benim ilk fikir böyle bu işe girişelim, bisiklet yapalım. 2015'in Kasım'ı gibi. O yıl şeye ayırdım. Ben bisikletin teknik anlamda bilgisine sahiptim. İzmir'de kendi bisikletimi sürekli kullanıyordum. Ancak hani dışarıdaydı, profesyonel değildim işin. O yılıma bisikletin A'dan Z'ye her şeyini öğrenmeye ayırdım. Bisikletin üretimi, kaynağından tutun bükümüne kadar, kalıbına kadar her şeyini o yıl tamamladık. Bu süreçte bayağı zorluk yaşadık. Çünkü 19 yaşındaydım. Fabrikaya gidiyorsunuz, ciddiye alınmıyorsunuz. İşte daha evvel bisiklet tasarımı ve üretimi yapılmamış Türkiye'de. Kadrosu yapılmamış. Burada toplanıyor eyvallah ama yani kadro üretimi yapılmamıştı. Orada ilk kendimizin kadrosunu yapmak bayağı zahmetli oldu yani o dönemde. O yıl öyle geçti. İkinci dönem ikinci yıl. Ondan sonraki hazırlık periyodundan başlıyorum. Elektrik kısmı dizaynı ve üretimi oldu. Sonrasında da uygulama ve yazılım tarafıyla birlikte piyasaya çıktık. 2017'nin Ağustos'unda şirket kuruldu. Eylül'ünde ilk uygulama. Kendi öz sermayenizi mi kurdunuz yoksa bir yatırım eşliğinde? Yok, yatırım olmadı. Şöyle oldu. Benim yıllardır hani girişimciliğe atıldım diye biriktirdiğim bir şeyim vardı. Kendi öz sermayem vardı. Bunu yatırdım. Ne kadar olduğunu da söyleyeyim hatta size. 16 bin lira. Motosikleti sattım. Motosikletim vardı. 16 bin lira kaçtı o zaman dolar? 3'e bölün. Yaklaşık 5 bin dolar. Hangi yıllar? 2017. Nisan gibi yatırdım.
O şekilde başladım işe. Ben de şey vardır, yani her ürünü satma düşüncesindeyim ben. Yani öyle bir Ar-Ge yapalım, bakalım ne olacak gibisinden değil de Ar-Ge'deki ürünü bile satabilecek bir vizyonumuz var. O amaçla daha Photoshop'la yaptığımız Decathlon bisikletlerin arkasını kırpıp Walsy'nin arka fonuna koyarak bir sunum hazırlayıp Vestel'den 6 bin 7 bin dolar civarında bir sponsorluk aldık. Öylelikle ilk satışımızla birlikte işe başladık. Güzel de bir teşvik olmuştur tabii. Motivasyon Tabii kaynağı. tabii tabii. Tabii. Yani daha şirketiniz yok. Bisiklet yok. Hiçbir şey yok. Sıfırdan hayal satarak bir satış yapıyorsunuz. Ciddi de bir rakam yani şu an girişimciler için. 6 bin 7 bin dolar direkt ilk etapta güzel bir satış. O yüzden o çok iyi motive oldu. Akabinde sistemle böyle işleyince tutunca hemen öyle çok hayalleri çeşitlendirmeye gerek yok. Kafayı kompleksleştirmeye gerek yok. Hemen bir yan kampüsü. İTÜ Ayazağa'yı açtık. Orada senaryo değişti. Çünkü İTÜ Ayazağa Boğaziçi'ne göre biraz daha düzlük bir yer. Ve okulun bisikletleri vardı. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bisikletler. Bunlar 1 milyon bisiklet projesiyle gelip okula verilmişti. Dağıtım yoluyla öğrenciye erişiyordu ama öğrenciler bunları bir heves edip kullanmıyorlardı. O yüzden kalan bisikletleri orada bir geri dönüştürelim dedik okulla birlikte. Ufak bir şifreyle kilitle onları. Yine kâr amacı gütmeyerek orada. Çünkü Sağlık Bakanlığı desteğindeydi. Yani burada sponsor artık Sağlık Bakanlığı gibi oldu. Okulun da desteğiyle bir de Fiba Banka elektrikli bir kısmına dönüştürmek için sponsor oldu. Bir 20 tanesini orada elektrikli dönüştürdük. Toplamda 200 bisiklet açtık. Orayı çeşitlendik. Orası da rekor kırdı. Acayip bir şekilde grafik çizdi. İş o sene patladı. Yani o yıl piyasadaki tüm girişimcilik yarışmalarını kazanmışızdır. 2018 yılı. Türk Süper. Telekom Pilot. Startup İstanbul. Startup İstanbul'da Tesla'nın Hotmail'in yatırımcılığıyla Y Combinator'lara sunum yaptık. Aklınıza gelecek tüm piyasadaki yarışmalar, Boğaziçi Üniversitesi'nin, İTÜ'nün Big Bang'leri vesaire hepsine katıldık. Onlardan da bir fon elde ettik bu arada yani. Yarışmalardan da 20'şer bin, 20'şer bin, 20'şer bin. Orada da Çok iyi. ciddi bir şey oldu. Geri dönüş oldu. Tabii sponsordan da aldık orada Fiba Banka'dan. Böyle Güzel ilerledi. fırsatlar olmuş yani. Tabii. Yani yatırıma ihtiyaç duymadı. Şimdi ben giriş seviyede yatırım alsaydım alacağım yatırım 100 bin, 200 bin. Zaten ben o kadar satış yaptım. Böylelikle biz bize kalarak o ekip ruhunu koruyabildik. 2018 yılı biraz sonu kötü geçti. Neden? Yazında biz tam Bizero 2'yi çıkardık. Türkiye'nin ilk elektrikli bisikleti diye lanse ettiğimiz mavi herkesin bildiği internet sitemize girdikleri gibi gördükleri bisiklet. Bisikletin maliyeti 1000 dolardı. Çünkü o kırılmıyor, paslanmıyor, işte lastikleri patlamıyor, özel bir bisiklet. Dolar krizi bir patladı. Dolar 3,5'tan 7,5'ları gördü. Böyle olunca elektrikli bisiklet paylaşımı, hatta bisiklet paylaşımı bir anda Türkiye'de fizibiliteden çıktı. Fizibil olmaktan çıktı. Çünkü amortisman dediğimiz büyük bir gelir kalemimiz var. O yüzden biz hemen büyümeyi durdurduk. Gördüğünüz üzere satışlar falan her şey iyi gidiyordu. Dedik hani bu ekonomik kriz bizi kötü etkileyecek. Durdurduk hemen. Ve beyin jimnastiği yapmaya başladık. Yani bunu amortismansız, operasyonsuz nasıl scale ederiz? Çünkü bu iş o sırada da hani Ofo'lar, Mobike'lar popülerdi. Batmaya başladılar ufaktan iş modelleri. Çekmeye başladık bu iş gidecek. Mikromobilitenin klasik yöntemi. Yani mikromobilite kalıcı ama iş modelleri gidecek. Bir düşünceye başladık. O anda işte bizim şu anda da ilk ürünün çıkardığımız otonom bisiklet paylaşım fikri ve dönemlik bisiklet aboneliği fikirleri çıktı. İkisini detaylandıralım. İlk etapta otonom işe işte bisikletinizi ya da skuterınızı her biri otonom olacak. Çağıracaksınız, taksi gibi gelecek, kullanacaksınız, gidecek gibi tasarladık. Ancak her birine bir otonom cihazı takmak yüksek maliyetliydi. Sonra bunu drone ile yapalım dedik. Drone da çok yüksek maliyetli oldu. En sonunu kargo aracına çevirdik. Kargo aracının üstüne bisikletleri, skuterları koyuyoruz şu anda. Zaten ilk prototipi de çıktı. Videosunu falan yayınladık. Webrazi'de sağda solda. YouTube'da değil. İsteyenler erişebilir. Zero Delivery robot yazarlarsa çıkar. Onu yaptık. Paralelinde bu dakika bazlı günlük 5 kişinin, 10 kişinin, 20, 30 kişinin kullandığı bisikletler yıprandığı için dönemlik periyoda geçti iş. Yani günlük, haftalık, aylık. Böyle olunca bisikletlerin ömrü bir ay, 3 ay arası değişiyorken bir anda 2 yılları görmeye başladı. Zarardaydık.
kafa kafaya gitti. Akabinde karlılığa geçti. Böyle bir sürecimiz oldu. Özet geçmek gerekirsek bu süreç bu şekilde gelişti. Yeni ürünlerimiz zaten en son bahsettiklerimiz. Onları da sizlerin soruları akabinde detaylandırırız. Şu an anladığım kadarıyla sadece bisiklet yok sanırım. Filoda. Elektrikli Evet. scooter da var galiba, değil mi? Bisikletimiz var. Ana ürünümüz bu. 500 tane bisikletimiz var. Elektrikli bisikletlerimiz vardı. Onlar yerlerini ufaktan elektrikli scooterlara bırakıyorlar. Fitness bisikletlerimiz var. Bu pandemi sürecindeki yeni bir ürünümüz bu. Adresinize masanızın altında pedal çevirebileceğiniz bir ayak bisikleti veriyoruz. Hareketlilik biliyorsunuz çok kritik. Gerek obezite en basitinden kanser riskini çok ciddi etkiliyor. Kullanıcılarımız bu anlamda boş bırakmayalım, bizleri unutmasınlar diye pandemi sürecinde de öyle bir ürünün adresi teslim aylık kiralamasına giriştik. O şekilde dört kalem ürün var şu anda. Filoda. Süper. Peki şimdi baktığımız zaman tabii şirketin ilk aşamasından şu anki geldiği aşama biraz daha evrilmiş, farklılaşmış durumda. Yakın zamanda veya orta vadede diyeyim, şirketin stratejik hedefi ürün gamında yeni ürünler olacak mı, katacak mı? Katarsa neler olabilir? Biraz da onlardan konuşalım isterseniz. Olur. Bizero uygulamaları şu an İTÜ'de kullanıcılarımız var. Yıldız'da kullanıcılarımız var. Boğaziçi'nde kullanıcılarımız var. Onların dışında da bir yere açmıyoruz. Hani bu büyümekle alakası değil. Karlı görmediğimiz için açmadık. Yani açık yürekli bunu söylüyoruz. 8 kampüste faaliyetimiz var. Bunlar bir marketplace. Yani pazar yeri konsepti nedir? Bisikletlerin hiçbiri bizim değil. Biz de uygulamayı yapıyoruz. Burada danışman görevini üstleniyoruz. Araç sahipleri farklı oluyor. Kurumlar oluyor. İşletmeciler, operatörler oluyor. Şimdi mesela İzmir'de bir projemiz var. Onlar da yine sponsor destekli olduğu için karlılık öngörüyorlar. Ve biz de yazılım konusunda biz de çalışıyorlar. Kendi operasyonlarını da yürütecekler bir STK. Anlaşma sağlanmadığı için isim vermeyeyim şu anda. Onlar mesela örnek vereyim öyle. Yine geçen seneden örnek vereyim. Bir dönem birlikte çalıştık ama devamı gelmedi. Belediyenin bisiklet paylaşım sistemleri. Onların da uygulamaları biliyorsunuz. Yeni yeni oluşmaya başlıyor. Biz uygulamaya veriyoruz. Onlar operasyonu yürütüyor. Böyle bir iştirak. Yani bize ana faaliyet alanı bu şu anda. Bu Aslında filo kısmından çok daha çok yazılım hizmeti sunmaya doğru bir evrilme var. yani en başından beri öyleydi ama operasyonu ilk önce bir öğrenmeniz gerekiyor ki yazılımı ona göre geliştirin. Bizim buradaki 8 kampüsteki operasyonumuz devam ediyor. Bizzat biz bakımını yapıyoruz. Buradaki amaç da şu. Yani franchise'e aldığında ya da başka hatlarda birine verdiğimiz zaman danışmanlığını üstlenebilirim. Yani bir şeyi test edeceğimiz zaman ilk kendi pilot alanlarımızı test edelim ki karşıya öyle bir ürün sunalım şeklinde. Onlar o şekilde devam ediyor. Yeni yer açmıyoruz. Yeni yerleri açmak isteyen operatörler, işletmeciler, girişimciler varsa onlara hizmet sunuyoruz yazılım adı altında. Bu şekilde. İkinci ürün şu. Onun biraz daha operasyonunu biz yapıyoruz ama onda da iştiraklerimiz var. Elektrikli taraf. Bunlar normal bisiklet tarafıydı. Ya da istasyondaki konsept diyelim. Sanayi istasyonlarımızdan. Diğeri adrese teslim konsept. Şimdi 81 ile açmak istesek tüm Türkiye'ye tek tek tüm belediyelerle ilçe belediyeleriyle, büyükşehir belediyeleriyle, bakanlıkla kampüslerle tek tek konuşmak aylar süren bir maratonda ikna etmek ve bürokrasiye takılmak gerekiyordu. Biz bunu istemedik. Bizim bu motivasyonumuzu düşürüyoruz çünkü biz bir yazılım firmasıyız. Operasyon firması olarak bir katma değer sağlayabileceğimizi düşünmüyoruz. Bu yüzden adrese teslim olarak bildiğiniz kargo şeklinde katlanır skuterları kapıya gönderiyoruz aylık periyotlarda. Kullanıcılar o ay ister test etmek için hani satın alacak olur skuterı ama bilmiyordur bir deneyim der. İster test etmek için ya da ben sadece 3 ay kullanmak istiyorum der, onun için alır. Çeşitli amaçlarla sadece ulaşım amacına yönelik bir paylaşım sistemi uyguladık. Bunu da ilk biz yaptık Türkiye'de. Dünyada da ikinci yapımız. Böyle bir yeni iki model oluşturduk. Kullanıcılar kapıların evlerinden çıkmadan scooterlarını adreslerine gönderiyoruz. Sıfır scooter, sıfırlanmış. Peki marka olarak tercihiniz nedir? Evet, sıfırda. Filoda. Şu an çeşitli markalar kullanıyoruz. Çünkü onlar da bizim değil. Scooter'lar da bizim değil. Biz yine yazılım tarafında ve o şeyin gönderimin sağlanması tarafında duruyoruz. Mesela siz Hakan Bey olarak benden 5 tane scooter alıyorsunuz. Örnek verelim 2000 lira olsun tanesi. 10 bin lira bir bütçe ayırıyorsunuz. Aylık gelirin bir kısmını biz size ödeyerek
O şekilde bir operasyon yürütüyoruz. O anlamda sizlerin talebi doğrultusunda scooterları da değerlendiririz. Ama genel olarak piyasada iki tip scooter vardır tasarım açısından, siz de bilirsiniz. Bir Nine Mod firmasının tasarladığı scooterlar, bir de Xiaomi'nin tasarladığı scooterlar. Xiaomi'nin tasarımı bize daha uygun oluyor. Disk frenli vesaire olması için de daha güvenli geliyor. Kaptan konusunda Xiaomi 365 olur, Volta'nınki olur, CityMate'inki olur. İşte aklınıza ne geliyorsa piyasadaki scooterları kullanabiliyoruz bu anlamda. O şekilde kullanıcılara hiçbir sorun yaşama derdi yok. Şarj derdi yok. Ben şimdi mesela sokakta kiralasak X markanın olsun, önemli değil marka, iş modelinden kaynaklı şarjı bitmiş olabilir. Kilidi açılmayabilir. Sağ solu gıcırdıyor, oynuyor olabilir. Freni tutmuyor olabilir. 1000 tane soru işaretiniz var. O zaten işe yetişmek için kullanıyorsunuz. Bir de bununla uğraşırsanız zaman geçiyor. O yüzden biz hiç bunlara kafası yormasın kullanıcı. Evinden katladığı scooter 10 kilogram ağırlığında alsın kapısına bassın gitsin istiyoruz. O şekilde de bir model oluşturduk. Burada peki scooterlarda herhangi bir GPS takip sistemi vesaire oluyor mu? Yok, olmuyor. Yani sonuçta kime gittiği belli, kimden geleceği belli. O yüzden ihtiyaç yok. Ayrıca hani burada kullanıcı şeyi de önemli. Karşılıklı güven unsuru. Zaten aylık 375 lira şu an bedeli. Gerçi bugün programa özel 3 kişiye %20 indirim uygulayarak 300 liraya gelecek ama 375 lira bir ödeme var. Onu ödeyen insan genelde bu iş modeline güvenen, zaten belli bir şeyin üstünde bir insandır. O yüzden sorun olmuyor genelde. Minimum anladığım kadarıyla kiralama süresi bir ay. Evet, minimum bir ay kiralıyoruz. Çünkü kargonun da bir bedeli var takdir edersiniz ki. Onu da bir içine yedirilebilmesi gerekiyor. O yüzden daha kısa şey yapamıyoruz. Peki biraz da B-Zero'nun bu delivery robotu hakkında konuşmak istiyorum ben. Bu fikri biraz daha açalım istiyorum. Temel olarak aslında bunun ihtiyacı bu tasarımı oluşturmak, prototipi yapmak ihtiyacı, fikri nasıl doğdu detay olarak? Aynı zamanda da diğer yandan ne gibi hedefleriniz var bu konuda? Biraz onları detaylıca konuşsak meraklı, çünkü seyircimiz bu konuda çok fazla var. Çok fazla soru aldık onunla alakalı. Biraz onları detaylandıralım isterseniz. Tabii, memnuniyetle. Şimdi dediğim gibi 2018'in sonuna doğru o fikir çıktı ortaya. Çünkü operasyondan sıkılmıştık. Her birini dediğim gibi otonomlaştırmaktansa ya da drone kullanmaktansa, çünkü drone uçuş süresi çok kısa ve orası biraz maliyetli, kargo robotu kullanmaya karar verdik. Buradaki amaç da işte o teslimatı mümkün olunca sorunsuz yapmak, operasyon yükünü de azaltmak. Biraz hani iş modelini orada Uber for Bicycle'a çevirmek istiyoruz. Çünkü gelecek olduğunu düşünüyoruz mikromobilitenin orada. Çağır gelsin, işin bitince gitsin. Yani sokakları görüyorsunuz, kaldırımlarda yürüyecek yer olmuyor birçok ülkemizin şehirinde de, yurt dışında da. Bunlar olmasın diye o araçta sürekli hareket halinde olarak hizmet sağlasın istedik. Buradan yola çıktı o iş. Şimdi geçen ay lansmanını yaptık, ilk prototipini çıkardık. Çalışıyor da düzgün bir ürün. Öyle hani prototip seviyesinde de değil, yani şu an satılabilecek seviyede. Ufak birkaç eksiği var. O ürün biraz daha kullanıcılarımızın kafasında diye canlanmış. Biliyorsunuz yurt dışında da iki elin parmağını geçmeyecek sayıda delivery robot tasarımcısı ve üretici firma var. Kimisi hayal satıyor. Kimisi çalışmayan prototip gösteriyor. Ama var. İngiltere'de olana rastladım ben, altı tekerli beyaz. Starship var. O çalışıyor. O çalışıyor. Onun gibi bu da bir sorun var. Mesela ağacın orada takıldığı bir şeyler, kaldırımda takılıyor, insanlar itiyor falan. Onların da arkasında insan var. Biz burada otonom diye tanıtılıyor onlar ama arkada insan var yani çoğunun. Aslında uzaktan biri yönetiyor mu onu? Evet, yarı otonom şeklinde hepsi. Biz direkt lansmanımızı yarı otonom şeklinde yaptık. Çünkü otonom olması taraftar diyecek etapta. Çünkü bunu meslek eden insanlar var, kuryeciliği, kargoculuğu. Şimdi ben bir şekilde bunu şey yaparsam adamlar işsiz kalacak. O yüzden hem bu sebepten hem de güvenlik için otonomun daha 5. seviye, 4. seviye otonomların daha özellikle bu mikro düzeyde daha riskli olduğu kanaatindeyiz. Şimdi ben çalışıyor bu arada, algoritmasını yazdık. Full otonom gidebiliyor araba, robot. Ama orada gidip bir tane çocuğa ya da bir tane hayvana zarar verse bizim sorumluluğumuzda. Her ne kadar hukuki açıdan sözleşmeseyle bizim sorumluluğumuzda olmasa da. Vicdan açısından bizim sorumluluğumuzda. O yüzden
Ona daha girmiyoruz. Onun yerine hem de home office çalışmaya da uygun bir şekilde remote kontrol seçeneğiyle sunduk şu anda. Herkes food delivery falan yapacak ya da kargoculuk mu yapacak diye düşündüler ama ilk etapta amacımız kendi sorunumuzu çözmek. Yani scooter bisiklet taşınacak. Hatta önümüzdeki hafta falan gelir videosu yanılmıyorsam. Hem drone hem robot entegreli bir bisiklet taşıma işi yapacağız. Videoda canlı. Yani şey değil, hayal değil, 3D animasyon değil, gerçek bir şekilde taşınacak. O şekilde belirtebilirim o tarafı. Tabii ürün hazır olduğu için, remote kontrol yazılımı da vesaire de olduğu için biz bunu ayrıca satacağız da depo sağlayıcılara, şirketlerin belki reklam için kullanırlar, belki ufak operasyonlarınızda evrak taşımak için kullanırlar. Bunu satacağız. Bilgisayarınızdan ya da uygulamalardan, telefondan oyun oynar gibi GTA'da Need for Speed gibi sağ sol şeklinde kullanabileceksiniz. O noktada kritik know-how şey gecikme. Orada onun üstüne çok çalıştık. Gecikmeyi minimuma indirmek için. Şu an hayati bir gecikme yok Scooter çalışmalarımızda. kaldırımlardan mı gidecek? Kaldırımlar buna müsait mi Türkiye'de? Nedir orada? Ya gidip şunu soruyorsanız bana yakın vadede kaldırımda görecek miyiz? Hayır göremeyeceksiniz. Kampüslerde ilk etapta uygularız biz bunu. Kurumlarda kendi kamp şeyde fabrikalar vesaire kendi kampüslerinde ve depo alanlarında uygularlar. Var talepler bu anlamda. Ama yani gidip direkt sokağa koyma gibi bir planımız yok. Zaten kaldırımlarımız çok dar. Bir de bunlarla şey olsun istemiyoruz. Eğer sokağa çıkacak bir versiyon olursa daha büyük ATV boyutlarında araç yolunda gelebilecek bir şey yapmayı planlıyoruz. O şekilde detaylandırabilirim. Aslında bunun bir ileri versiyonu da belki bir sonraki adımda mikro top taşıma gibi de düşünebiliriz. Otomasyon, otonom sürüş tarzında. Aslında yani bu yayında ilk defa açıklayacağım onu. Yakın zamanda lansmanda söyleyecektim. Belirteyim hazır lafı geçmişken. Aslında burada yapmak istediğimiz şey bizim oradaki yazılımı yine ve oradaki teknolojisi. Şöyle söyleyeyim. Yani o robot tam otonom halde gidiyorsa, bu arada lidar kullanmıyoruz. Sadece kamerayla, görüntü işleyerek yapıyoruz bunu. Görüntü işleyerek biz onu götürebildiğimiz anda o içindeki kameraların olduğu, bilgisayarın olduğu kutuyu alın. Arabanıza koyun. Arabada eğer elektronik bir kontrol sistemi bağlayabileceğiniz bir nokta varsa arabayı da otonom hale getirebilecek olacağız. Şu an mesela remote kontrol ya, arabanızda elektronik bir steering sistemi ya da gaz sistemi varsa yeni model araçların hepsinde var. Remote kontrol olarak aracınızı da kontrol edebiliriz şu anda. Yani aslında yapmak istediğimiz şu, big markete odaklanıp orada bir otonomlaştırma, yarı otonomlaştırma sürecini başlatmak. Çünkü biz elektrikli arabayı maalesef kaçırdığımızı düşünüyorum ben. Artık elektrikli arabayı şu an başlasak ülke açısından yetişemeyebiliriz. Ama otonomda hala geriler yakalayabiliriz. Yani bir şansımız daha var Var. diyorsunuz. Otonom olsa. Uçan arabada Aslında var. evet. Şeylerinde, Selçuk Beylerin de söylediği gibi Evet. şeyde var. Otonomda var. Bunlar daha açık alanlar. Ama elektrikli araçlar adamlar 20 yıldır development'ını yapıyor. Yani yakalamak bir minimum hızlandırsak bile 10 seneyi sürer. O yüzden biz biraz daha olmayanı yapmak taraftarıyız. Olanı yerleştirmektense olmayanı yapalım. Know-how elde edelim. Dönüşüm sağlayacak araçlar burada evet avantaj olabilir yarı otonom. Bir de aynı zamanda ben şöyle düşünüyorum. Mikro mobilite araçlar kısmında da aslında Türkiye'nin şansı büyük, önü açık. Burada da aslında çeşitli ürünler vesaire geliştirilebilir diye düşünüyorum ben. Tabii Bunların yani hep 2 yıl oldu yolunda şurada. kuruşturmamak lazım. 2-3 yıl oldu mikro mobilitenin tanımını yapılalı. Evet. Paylaşım ekonomisi falan deniyordu 2008 krizinden beri ama 2-3 yılları var mikro mobilite tanımı. O yüzden hani geç değil. Ve sürekli iş modeli değişiyor. Şimdi bisiklet vardı bir dönem. 2016 ile 2019 arası bisiklet dönemiydi. Şimdi scooterlar. Bundan sonra moped olur. Otonom scooter olur. Otonom bisiklet olur. Drone olur bilmiyorum. Ama çeşitleniyor. Belki Evet. scooter'ı yakalayamadık ki yakaladığımızı düşünüyorum. İyi giden firmalar var. Sonrakini de yakalayabiliriz yani. Sorun değil. Burada geri kalmışlıktan ziyade taklitten ve şeyden olan bir şey yapmaktansa olmayanı gerçekleştirmenin daha makbul olduğu kanaatindeyim. Özgün olmakta fayda var her zaman. Hani takip eden değil, takip edilen olmak gerekiyor. Kesinlikle Bu katılıyorum. doğrultuda da aslında ülkemizin çok da ben de çok geri kaldığını düşünmüyorum mikromobilite sektörü açısından. Evet, bütün dünyada aslında yeni bir sektör. Yeni yeni taşlar yerine oturmaya başladı yavaş yavaş. Ülkemizde de öyle. Baktığımız zaman kıyasladığımızda da bu konuda çok da geri olduğumuzu ben de düşünmüyorum. Ya geri kaldığımızı farz edelim Hakan Bey. Hadi geri Evet. kaldık. Çok geriyiz. Arada da 50 sene olsun.
Şu an otonom scooter var mı dünyanın herhangi bir yerinde? Yok, değil mi? Var ufak tefek prototipler. Şu Çalışmalar var an evet. ufak tefek prototipler var, videolar var vesaire o seviyede. Gidip bir firma Türkiye'den çıkıp otonom scooter'ı yaptığı an ve bunu kullandığı an bitti. Yakaladınız teknolojiyi. Artık bu internet çağı bu basamakları 3-5 atlamayı da beraberinde getiriyor. Ya da uçan araba. Şu an Toyota yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. Google'ın destekli. Hepsini görüyorsunuz. Yerden 5 metre havalanıyor. 3-5 tur atıyor, geliyor. O gitmesi onun 10 sene. Adam akıllı. Biri çıkarsa ve öyle bir şey bulursa ve uçurursa o arabayı, bitti. Yakaladınız. İstediği kadar Tesla elektrikli araba diyorsun, uçan araba daha etkili. Bu doğrultuda şunu sorayım size o zaman. Hazır konuşmaya da başladık zaten o konuyu. Mikro mobilite sektörünün geleceğiyle alakalı orta ve uzun vadede düşünceleriniz nelerdir? Ben Hem mevcut iş Türkiye için hem modeli dünya için. paralel gittiği kanaatindeyiz. Yalnız Türkiye'de biraz daha zor. Çünkü dövizle aldığınız bir şeyi TL ile kiralıyorsunuz. Ya da TL ile sunuyorsunuz. Yani mikromobilite geniş kavram çünkü satış tarafı da var. Ama burada işte bazı yanılan noktalar var. İşte yerli üretim yaparsak TL ile olur diye. Yok. Ham madde, alüminyum kilosu dolarla. Parçalar yurt dışından geliyor. Sonuçta yine bir etkilenme durumu var. O yüzden Türkiye biraz daha zor. Ama global anlamda diyecek olursam ben şu anki anlamda mikromobilitenin aynı kalacak kanaatinde değilim. Bu iş modellerinin hani free floating araba paylaşımlarının, bisiklet paylaşımlarının bu şekilde kalacağı kanaatinde değilim. Çünkü yürümüyor. Bird'ünki de yürümüyor. Gördüğünüz üzere Bird şimdi satışa geçti. Kiralıyordu, satmaya başladı. Uber Jump'ı almıştı, elden çıkardı. Bunlar belirtiler. Vatan firmalar çoğunlukla Mobike Ofo gitti. Bunlar dev de. Yani süper gidiyorlar. Unicorn'da tabii. Unicorn'da hepsi ve hepsi de karlılığı savunuyordu. Milyar dolar yatırım alıyordu. Herkes tutacağını düşünüyor. Eğer bir iş 10 taneyle tutmuyorsa o 1 milyonla da tutmuyor iş genelde. O yüzden biz karlı ve feasible işleri genişletme taraftarıyız. Dediğim gibi bu işler bu şekilde kalmayacak ama deneye yanıla evrilecek. Kanaatimiz odur ki free floating sanayi istasyon konseptli pointlere, access pointlere dönüşecek. Biraz da önemli kiralamaya gidebilir. Dakikalıktansa saatlik ya da günlük olabilir. Ya da dediğim gibi bizim modellere evrilebilir. Bunları bizim dışımızda deneyenler de var. Hollanda'da, Amerika'da deneyenler de var. İşte bizim ilk deneyenler olarak çıktılarımız bu anlamda pazara yön vereceği kanaatindeyim. Evet. Peki bu doğrultuda bir de şunu sorayım size. Türkiye'de aslında bizim de çalışmalarımız bir ilk. İlklerden. Mikromobiliteyi aslında sektör olarak tanımlamaya çalışan ilk isimlerden biriyiz bizler de. Mikromobilite net hakkında neler düşünüyorsunuz bizim çalışmalarımız hakkında? Dediğiniz gibi ilk bu kavramı bile bilip üstüne bir de içerik üretmek ayrı bir şey. En azından bu alana odaklanmak ayrı. Çünkü sadece bu alanın haberleri ve içerikleri bile aslında yeterli olabiliyor çoğu zaman. O yüzden tebrik ediyoruz sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz da bizlere böyle vakit ayırdığınız için ve detaylı sorular sorduğunuz için. Kendinizi ifade etme fırsatı verdiniz. O şekilde tanımlayabilirim ben de sizleri. Bizler de teşekkür ederiz. Bu arada Ömer Bey'in bir yorumu olmuş. 2 yıla kalmadan Unicorn mikromobility startupların Türkiye pazarına gireceğini düşünüyorum. Martı'nın exit'i yakındır demiş. Böyle bir yorum Benim gelmiş. pazar oyuncusu olarak doğrudan yorum yapmam doğru olmaz markalar bazında. Evet. Ancak şunu yapabilirim. Denemeleri oldu geçtiğimiz yıllarda da. Girmeye çalıştılar. Ancak hani Özellikle bizim Lime bayağı bir şey çabalıyor ama halen girmedi. şeyden dolayı hani finansallara bakıyorlar. Ürünün fiyatı belli, şeyi belli. Artık onlar da kârlılar. Para kalmadı çünkü Lime'da. 2 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. 500'e mi 400'e mi ne düştü değerlemeleri bir Ciddi bir anda fark var. pandemide. Şimdi onlarda da para kalmadı. Bakmayın yani. Onlar da artık kârlılığa şey yapıyor. 5 sene bekleyeyim. Sonra kâr edeyim diyemez Türkiye pazarı için. Google özellikle işlemez. Martı diğer der Martı buranın girişimi diyebilir. Ama Martı'nın da hani
eminim daha karlı olanakları değerlendireceğini vesaire düşünüyorum. İnşallah herkes için big marketli bir çözüm ortaya çıkar. Rakiplerin ya da pazardaki oyuncuların büyümesi bizleri de olumlu etkiliyor. Bu anlamda herkese açık pazar. Daha çok yol var. Evet. Peki şu anda B-Zero'da biraz takım olarak baktığımızda takım arkadaşlarınız sayısı, çalışanların sayısı, hacmi nedir? 10 kadar kişi çalışıyor bizde. Bir dönem 33 kişi çalışıyordu. 33 kişiye kadar çıktık. Ancak ekip yönetimi vesaire zor. Bu anlamda biz çok kişiden ziyade birbiriyle çok iyi anlaşan, çok iyi tanıyan ekip arkadaşlarından yanayız. Bu yüzden hani ekip sayımızı böyle büyütme gibi bir hedefimiz yok. Onun yerine otonom faaliyetlerle, işte machine learning'le, yeni teknolojilerle know-how'sız kalemleri çıkartmaya çalışıyoruz. O şekilde bir ekip yönetimimiz var. 10 ama etkili bir ekibimizin olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi peki pandemi sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Aslında atlatamıyoruz bir türlü ama ilk yoğun olarak başladığındaki bu süreçte ne gibi etkiler sizde gösterildi? Şirket olarak nasıl etkilendiniz? Nasıl bir çalışma düzenine geçtiniz? Onlar hakkında konuşalım isterseniz. Vallahi açıkçası bizi çok etkilemedi. İki sebepten etkilemedi. Biz zaten home office çalışıyorduk. Komple. O yüzden bizi o anlamda bir değişikliğe sebep vermedi. İkinci sebep 2018 krizi bahsettiğim gibi döviz krizi bizi ciddi etkiledi. O yüzden onun bizdeki tecrübesi bu şeyi krizi kolay atlatmamızı sağladı. Çünkü karlı artık bir iş modeli çizmiştik. Finansallarımız da uzunca bir süre bizi kurtaracak vaziyetteydi. O yüzden çok sıkıntıya girmedik. O noktada ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Hiçbir şekilde bu dönemi destekli bir şekilde zorluk çıkarmadan hep birlikte atlattık. O şekilde oldu. Öyle söyleyebilirim ama kampüsteki işlerimiz durdu. Hala da durup mesela kampüste hiç iş yok. Kapalı okullar. Üç okulda Ya. kapalı. İşte aylık versiyonlar devam ediyor. İşte bu iş modelleri aslında bizi kurtardı. Kargo çalıştı pandemide. Dolayısıyla bizim iş modeli de orada devam etti. Ar-Ge'ye yoğunlaştık. Robot çıkmazdı yani bu sürede normal şartlar altında. Normal işler devam etseydi. Robot Biraz çıktı oraya yani. ağırlık vermiş oldunuz. Evet yani robot çıktı. O gibi avantajları da oldu ama tabii bunun bir önce bitmesini istiyoruz yani. Eğer ne kadar etkilemese de şeydi yani herkes için bunaltıcı bir süreç. Konuşmamızın başında şunu belirtmiştik. Vestel'in aslında size bir kickstart yaptığı ilk desteğini verdiğini belirtmiştik. Bu doğrultuda baktığımızda Türkiye'de girişimlerin özellikle teknoloji girişimlerinin destek oranlarını nasıl görüyorsunuz? Yani yeterli seviyede destek, ilgi uyandırıyor mu firmalarda ve büyük firmalar bunun sizce ne kadar bilincinde? Valla ne kadar kişiye ulaşırız bilmiyorum. Ama bir kişiye dahi ulaşsak faydamız olsa ne mutlu. Burada hani biliyorsunuz bu işlerde özellikle benim gibi işin satış, pazarlama tarafında olan insanlar, işletme tarafındakiler hep işi böyle yağlandırıp bağlandırırız bu süreçleri. İşte süper metrikler, işte süper yatırımlar, işbirlikleri vesaire. Burada kritik nokta şu. Türkiye'de bağlantılar üstünden iş gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben istediğim kadar zeki olayım, istediğim kadar başarılı olayım, istediğim kadar parlak fikrim olsun bir şey anlam ifade etmiyor. Bana sordukları şey şu, aileden zengin misin? İstediğin parayı daha evvel bir arada gördün mü? Bunları okumuşları ve fon yöneticileri daha üstü kapalı soruyor. Diğerleri açık açık soruyor, sektör dışındakiler. Yaşın kaç? 24 yaşında insan gidip 1 milyon dolar istediği zaman ya da daha fazlasını acayip bakılıyor. Vesaire gibi şeyler var. O yüzden biz hiç yatırım taraflarına bulaşmadık. Tabii görüştüklerimiz oldu, fikir edinmek amaçlı vesaire. Ama karlılık üstünden kendi fonumuzu yaratarak ilerlemeye devam ediyoruz. Böyle daha rahat oluyorum yani. Ortaklarımın hepsi benim arkadaşım. Biri yurttan arkadaşım, biri 5 senedir arkadaşım. Hani bir nevi ufak çaplı bir aile gibiyiz. O anlamda hani kimseye hesap vermemek ve akşam düşündüğünü sabah
uygulamaya alabilmek çok bence lüks. O anlamda çok motiveyiz yani. Robotu mesela bir akşamda tasarladık yani. Normal şartlar altında sadece yönetim kurulunun toplanması bile aylar sürebiliyor bazen. O yöneticilerin bir araya gelmesi. Yeni nesil girişimlerin zaten bu hızlı hareket kabiliyeti oldukça önemli ki büyük firmalar, bildiğimiz büyük markalar aslında bu esnekliğe sahip olamadığı için, bu hareketliliğe eşdeğer hızda tepki veremediği için çoğu zaman beklemede kalarak bu teknolojileri zaten hızlıca üretip geliştiren firmaları satın alma yoluna giderek bu esnekliyor. Bu arada bir takipçimizden de bir soru var. Fatih Bey'den. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılan Mobility Lab hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni girişimler de burada yer alabilecek mi? Bu konuyla alakalı aslında Mobility Lab hakkında da mikromobilite.net sayfamızda da detaylıca haber konusu yaparak değindik. Bir de sizin görüşlerinizi alalım. Bu önemli bir Yıldız çok önceden beri bu konulara yoğunlaşan bir kampüs. İstanbul Teknik de öyle. Bisiklet yolları, daha bisiklet yolunun B'si yokken bu kampüslere yapıldı. İşte bisiklet yolunun akabinde devlet tarafından ödüllendirerek bisiklet edindiler. Bu şekilde bir yatkınlıkları vardı. Yine ulaşım laboratuvarları var buralarda. İTÜ'de de, Yıldız'da da. Bunlar iyi teknik üniversiteler. Bu taraflara yoğunlaşan üniversiteler. Biz de ilk uygulamamızda bu geçmişi de olan, kültürü de olan bu üniversitelerde yaptık. O anlamda 2 yıldır, 3 yıldır sorunsuz biz de devam ediyoruz. Uzun zamandır olan bir fikirdi. Yeni yönetimle birlikte biraz daha hızlandığını tahmin ediyorum. Bakan Bey'in de katılımıyla açmışlar. Biz de destekliyoruz. En yakın zamanda ben de ziyarete gideceğim. O şekilde özetleyebilirim durumu. Tabii ki yeni girişimleri alacaklardır. Zaten Yıldız'ın öyle planları var yani. İletişime geçtiklerinde Yıldız'ın yönetimiyle, Teknokent'te vesaire. Mobilite alanında sağlam da fikri, yenilikçi fikri varsa gerek ofis alanlarında gerek laboratuvarda bildiğim kadarıyla yer veriyorlar. O tarafta iletişime geçmeleri de daha sağlıklı olacaktır. zaten Mobility Lab'in hedeflerinden biri de bu. Özellikle yeni mobilite çözümler, hareketlilik çözümleri üzerine stratejiler geliştirerek bu konuda girişim yapan firmalara da destek sağlayacaklarını belirttiler. Devletin de yeni ulaşım stratejileri, ulaşım politikalarında mikromobilite araçların, mikro hareketliliğin oldukça büyük önemi var. Bununla alakalı da Ulaştırma Bakanımız gerekli açıklamada zaten yaptı açılışta. Son olarak takipçilerimize söylemek istediğiniz bir mesajınız veya farklı bir konu varsa onu alalım. Yavaş yavaş programın sonuna geldik çünkü. Reklam yapayım mı? Neden olmasın? İnternet sistemi üstünden aylık scooter kiralamak istiyorlarsa Türkiye'nin 81 ilinden sipariş verebilirler. 3 iş günü bir sürede hazırlayıp kendilerine teslim edebiliriz. Onu altını çizeyim. Yeni bir model olduğu için ne kadar hızlı duyursak o kadar iyidir. Bunun dışında şunu fark ettik ki sizler de hepiniz fark etmişsiniz de. Sağlık öncelik. Mobilitede, girişimcilikte hep ikinci planda kalıyor. O yüzden herkese sağlıklı akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. O şekilde kapatabilirim ben de. Değerli mikromobilite takipçileri, M-Talks sohbetlerinin dördüncüsünde D-Zero kurucusu Sayın Mehmet Akıncılar'la beraberdik. Mikromobilitenin Türkiye'deki gelişimi, dünyadaki gelişimi, D-Zero hakkındaki kuruluşundan bugüne olan gelişimini, yeni teknolojilerdeki projelerinden bahsettik. İlerleyen günlerde zaten D-Zero'yu da ofislerine ziyaret ederek tanıtacakları bu delivery robotu da sizlere daha yakından sunma fırsatı bulacağız. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. İyi akşamlar diliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere diyorum. Bu arada YouTube kanalımız Mikromobil'de YouTube kanalına da abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayalım. Abone olup videoları beğenelim. Diğer yandan da mikromobilite.net web sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Dünya ve Türkiye'deki mikromobilite sektörü hakkındaki girişimleri, yeni projeleri, makaleleri, bunların Türkçe kaynağını bulabileceğiniz Türkiye'nin tek mikromobilite sektöründeki web sayfası, portalı mikromobilite.net. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.